Ya Osmanlı kadınlar falan yıkmadı abi. Zaten 300 yılda yıkabiliyorlarsa gelsinler benim yuvamı yıksınlar 300 yıl sürecekse yani hiçbir şey olmaz. Ya ne meraklıymışsın askere gitmeye kardeşim. Gitmiyorlar işte götürmüyorlar ben ne yapayım ya. Yani tarih Fenerliler yazsa Galatasaraylılar batırmış olacak imparatorluğu. Çok hemen ben söyleyeyim ben direkt patlatırım. Program başlamadan ben bir şey açıklamak istiyorum. Bu program boyunca Bengü 3.'yüz soramadığı sorularla tanıyorsun. Zaten kendisi Bilkent Üniversitesi'nde History of Civilization dersini 3 kere kalmış. Benim hastan olduğum bir dönemde geçmiştir. Bunu bir kayıt olarak verelim. Değil mi Bengü? Hatırlarsan bir gerçek. Yazıklar olsun sana Betül. Tarih seviyor musun Bengü? Tarih... Ulan bunu o kadar programa çıktın. Verdiğin cevaba bak. Sevmek zorundayım. Niye kaldın Hıcıv'dan zamanında? Hocalarla aramı iyi tutamadığım için kalmıyor. Ben çok söyledim sana. Evet buradan öğrencilere söylüyorum. Arkadaşlar önemli olan arkadaşlarınız değil her zaman hocalar. Arkadaşlarınızla iyi geçirmek zorunda değilsiniz. Hocalarla iyi geçirin. Özellikle sosyal bilimlerde. Çünkü çok subjektif notlar veriyoruz. Anlatamadım kendisine. Ben hoca olduktan sonra da ben de iyi geçirmemeye başladı. Kendi öğrencilerine böyle bir taktik verebilirsin o zaman ya. Senin dersinden kalan çok çünkü ben biliyorum. Yalvarıyoruz sana çünkü geçir çocukları bırakma diye. Tamamen hepsi iftira. Tam bitirme haftasında söylenecek şeyim bu. Bugün neden bahsediyoruz? Kadın hükümdarlardan bahsediyoruz. Evet, bugün kadın hükümdarlardan bahsedeceğiz. Bu kadar tarihi başlatmış, bu kadar her şey kadının elindeyken bu kadın nasıl bu kadar geride kalabiliyor ya? Geride kalmak modern bir konsept. Sen bugünden düşünüyorsun. Çünkü bugün artık kadın algımız değişti. İlk zamanlarda basit bir iş bölümü var. İnsanlar tarıma geçince erkekle kadının alanları ayrılıyor. Yerleşik hayata geçince savaş da başlıyor ya. Erkekler daha kamusal alanda, savaşı da içine alan bir şey. İki şeyde erkekler monopoliye ulaşıyor. Bir savaş, öteki de din. Mesela Göbektepe'de falan yapılan çalışmalar da gösteriyor ki bize Göbektepe'de sadece erkekler var. Kadınlar yok, kadınlar ve çocuklar gelmiyor. Çünkü aslında o ilk dinler şeyden çıkıyor ortaya. Erkeklerin avlanmakla ilgili bir problemleri. Çok avlandıkları zaman insan nüfusu artınca av bitiyor ki artık yeni şeyler tarıma geçmeyi de buna bağlıyor. Yani av hayvanı bitince doğayı küstürdüklerini düşünüyorlar. Yeryüzüne kur yapmak için de erkekler çeşitli adaklar, ritüeller falan filan, şamanlar, mamanlar bir şeyler yapıyorlar. Kadınlar da eve çekiliyor. Fakat bunun avantajları da var. Şimdi bugün gibi düşünün. Eskiden kamusal alanda çok iyiydi. Askerlik yapıyorsun. Daha erken ölüyorsun. Mesela ben sana sorayım. Osmanlı olmak istesen diyelim biz kardeşiz. İşte hangimiz daha şanslıyız? Sen kadın sultansın. Ben... Sen daha şanslısın. Değilim abi. Beni öldürebiliyorlar ya 6 aylıkken. Ben daha şanslıyım o zaman. Tabii ki. Mesela evleniyor senle vezir. Tamam mı? Zaten bir şanssızlık o vezir açısından. Evleniyor vezir. Bütün karılarını boşamak zorunda. Padişah kızıyla evlenen herkesi boşamak zorunda. Sen bir onunla evleniyorsun. Sonra işte bir bununla evleniyorsun. Tamam senin de evlilik hayatın bir aranjman şeklinde gelişiyor ama zaten Romeo ve Juliet'in de bize anlattığı gibi evlilik iki aile arasında bir ittifak olduğu için bu herkesin hayatında olan bir şey. Yani zengin insanların özellikle. Dolayısıyla mesela bir hanedanda kadın olmanın da avantajları olabilir. Biraz bununla alakalı. Yani kadınların yönetimle ilgili kamusal işlerde hiç yoklar. İki savaşçı olarak fazla yoklar. Hiç yok değiller de. Savaşın bu kadar öne çıkmasıyla birlikte fiziksel bir şey aslında bu o zaman değil mi? Evet şöyle. Kadınların etkisinin arttığı yerlerde bize kadınlar saltanat dediğimiz dönemlerde ya da ne bileyim işte Çin'de Ming'in son dönemlerine doğru kadınlarla beraber palace creature dediğimiz sarayda lobi yapan favori dediğimiz, favorite dediğimiz İngilizce, Türkçesi de musahip olan yani padişahın arkadaşları falan filan önem kazanıyor. Bunun olması için savaşın az olması artık sistemin oturması lazım. Çünkü bir yerde savaş olduğu zaman savaşa gidebilecek cesur adam, yani askeri bir background'dan gelen adam, para kazanıyor, şan kazanıyor ve vezirlikler onlara düşüyor. Mesela 16. yüzyıldaki Osmanlı vezirlerine bak hep beyler beylerden falan gelir. 18. yüzyıla baktığın zaman kalemiyeden gelir. Diplomasi önem kazanmıştır. Savaşlardan çok fazla bir şey gelmiyordur. Gücü konsolide etmek için padişah bile mesela savaş kazanmak zorunda. Kanuni savaş kazanması ne? Belgrad Rodos'u alıyor, babasının vezirini değiştiriyor. Fatih İstanbul'da hep çandarlı işe yapıyor. Dolayısıyla savaşın olmadığı bir yerde böyle askeri background'la gelen biri arkadan çıkıp işte kendini gösteremez. Kadınların başa geçtiği zamanlarda ya da perde arkasından da sonra oynadığı zamanlarda daha barışçıl dönemler olduğunu biliyoruz. O zaman merkez saraya kayıyor. Sarayın içinde bir köşe kapmaca. Hangi dönemler bunlar mesela? Var mı örnek? Mesela 1580'lerden sonraki Osmanlı öyle bir dönem. Bizans'ta belirli dönemler öyle. Çünkü çok şey olmadığı zaman. Bu dönemlerde hadımlar da gene çok başarılı. Özellikle Bizans sarayları çok Bizanten dediğimiz şey o işte. Çünkü koskoca bir imparatorluk aslında
50-100 dönümlük bir sarayın içindeki mücadeleler. Yani düşünsene bir darbe dediğin nasıl oluyor? O zaman bir ihtil oluyor. Şehzadeyi öldürürsen biliyorsun 2. Mahmut öyle kurtuldu. 4. Mustafa'ya karşı isyan edildiği zaman 2. Mahmut'u öldürmeye çalıştılar. İşte onu saraydaki kadınlardan biri çatılarda sakladı. O yüzden Bizanten diyoruz. Bizans'ta bu özellikle çok vardır. Ama mesela Orta Çağ Avrupa'sında kadınlar bile savaşa katılmak zorunda kaldı. En önemli şey kim? Jeanne d'Arc. Ama bunun anomali olduğu nereden belli? Jeanne d'Arc. İşi bitince Fransız kralı, çünkü Jeanne d'Arc'ın bir prestiji var, işte Allah'ı gördüm falan bilmem ne dediği için, ne zaman işi bitiyor? İngilizler de yakalıyor, Fransız kralı onu kurtarmıyor. İngilizler de diyor ki kadın gibi giyinmeyi bırakacaksın. Yani o kadar skandalize olmuşlar ki Jeanne d'Arc'ın savaşmasından. Jeanne d'Arc erkek gibi giyinmekte ısrar ettiği için, travesti denir buna, travesti yani vestiyerden gelsin, crossdresser olduğu için öldürülmüştür aslında. Yani kabul edememişler o süreci. Orta Çağ'da da bazen özellikle böyle oturmamış toplumlarda, daha yerleşmemiş toplumlarda kadın savaşçılar olabiliyor. Mesela barış geliyor dedin aslında yani. Hani kadınların yönettiği ya da kadınların öne çıktığı dönemlerde neden peki tasvip etmiyorlar? Neden istemiyorlar? Tarihi yazanlar erkekler. Kadının bir şanssızlığı oluyor. Erkek erkek olarak bakıyor. Bir erkeğin gözünden kadının davranışları kültürel olarak yanlış okunmaya çok açık. İki, kadın otonom olamayınca mecburen başka bir erkeğin arkasından mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu genelde şeyde de vardır. Mesela kadınlar yönettikleri zaman da erkek gibi davranmak zorunda kalıyorlar ya. Mesela 1. Elizabeth bakire ölüyor. Yani bakire ölmese bile, en azından onun detayını bilemiyoruz ama evlenmeden ölüyor. Ya bu kadınlarla ilgili hep erkekler konuşuyor. Bence bir kadına soralım. Bu konuda tecrübe, yönetimde çok tecrübesi olan birine soralım. Muhakkak. Kadınlar yönetebilir mi? O zaman bağlanalım mı? Bağlanalım hocam. Evet, bağlanıyoruz. Hocam bir şey sormak istiyorum size. Efendim? Şimdi kadınlar yönetebilir mi mesela bir ülkeyi falan? Mesela evde evi kim yönetiyor? Annem. Şöyle bir daha düşünür müsünüz? Hayır. Hakikaten bir kadın bir ülkeyi yönetebilir mi? Yönetebilir. Ya nasıl yönetebilir? Hiç yönettirmemişler. Niye yönettirmemişler? Yönetilmemişler çünkü erkeklerin kızlardan daha güçlü olmuşmuşlar bence. Erkekler kızlardan daha güçlü değil mi mesela? Ben senden daha güçlü değil miyim? Uluş senden daha güçlü değil mi? Sen benden tabii ki yaş olarak büyük olduğu için güç olarak da büyük olman normal bir şey. Peki yönetmek için güç mü lazım? Ne lazım bir ülkeyi yönetmek için? Ülkeyi yönetmek için kararlılık lazım. Sonra şey lazım. Vizyon. O ne? Yani görüş, ileri görüş. İleriyi görüyorum, senin hiçbir iş yapmadığını görüyorum. Hakikaten size bir ülke versek yönetebilir misiniz mesela? Hayır. Yani işte tamam, işte kadınlar yönetemez. Mesela bu soruyu ulaşacak. Ya ama ben, bir dakika ya, ben yapamıyorum diye bütün kadınlar yapamıyor diye bir şey yok ki. Peki tamam, siz ülkeyi yönetseniz nasıl yönetirsiniz? Mesela Türkiye'yi siz yönetseniz. Yönetmem. Niye? Yönetmek istemiyorum. Öyle benim mi? Başka planlarım var lütfen. Ya siz yönetseniz babanız arkada kral naibi falan olarak şey yapar. Bu büyük bir tartışma mesela. Jordan Peterson söylemiş. Bu psikologlar mesela sosyal bilimciler gibi değil. Çok rahat şey söyleyebiliyorlar. Böyle insanların özellikleri var. 5 tane. İşte agreeability falan filan. Bunların yönetim için ihtiyaç olanları erkeklerde çok diye bir argüman da var. Bu argüman doğru mu değil mi bilmiyorum. Benim alanımda böyle şeyler söyleyince adam biraz tefe koyuyorlar. Ama mesela psikologlar falan daha biyolojik detaylı bizim yapabildikleri demir çok rahat söylüyorlar. O argüman şu büyük tartışma çıkarmıştı. Katie Newman'ın şeyinde falan filan. Jordan Peterson'a çok o yüzden saldırıyorlar. Aslında şunu demeye getiriyor adam, belki de yumuşatmak için. Kadınlar daha az iğrenç olduğu için erkeklere göre yönetimde daha başarısız oluyor diye bir argümanı mesela o koymuştu. Büyük şey getirmişti. Ben bu argümanı değerlendirecek durumda değilim ama şunu söyleyebilirim. Savaş gibi şeylere kadın gidemediği için. Nereden biliyorlar kadının savaşamadığını ya da savaşmadığını? Aslında savaşıyor kadınlar. Denenmiştir herhalde değil mi? On binlerce. Niye ayrı tutuyorlar yani? Ya bak şöyle bir şey var. Toplum geliştikçe aradaki iş dağılımı artıyor. Bugün biz iş dağılımını kardeşlik el ele tutalım. Öyle değil. İş dağılımı hiyerarşi demek. Babanın hem kadın üzerinde hem kız üzerinde hem oğul üzerinde en sert yetkisi olduğu toplumlar en karmaşık toplumlardır aslında. Bu şu anda bir anomali yaşıyoruz. Mesela kadınların o ayaklarını ufacık tuttukları, tamamen biblioya çevirdikleri toplum, Çin toplumu çok gelişmiş, çok şehirleşmiş bir toplum olduğu için öyle. Mesela Afrika'da çok fazla kadın şey var. Bunlardan bir tanesi Ndonga Mutamba'nın Nijinga mı ne? Gülme lütfen. Bu isimleri ben de çok şey yapıyorum. Bu mesela kendine erkeklerden harem kurmuş. Ve erkekler kadın gibi giyiniyor. Bunun hareminde kalıyor. Başka kadınlar da var o haremde. Kadınlara dokunamıyorlar. Lobedi kabilesi var. Lobedi kabilesinde de kraliçeler kendilerine kadınlardan harem kurduklarını falan biliyor. Yani Afrika'da kadınlar direkt de yönetebildiği birçok yer var. Ama toplumlar oturdukça
kadınlar ve erkekler arasındaki farklar artıyor. Aynı şekilde baba oğul arasında da itaat şeyi artıyor. Edep artıyor. Bak edep falan çok baskıcı şey olabilir. Bizde böyle hep iyi gibi konuda çok baskı. Edep ne demek? Toplumun içinde herkesin yerini bilmesi. İşte bir davranış, bir komportman dediğimiz Fransızca şey aslında. Bu gelişmiş toplumlarda daha fazla. Mesela Osmanlı'da da bizden daha fazla. Çünkü daha aslında elegant bir toplum. Yani 16. yüzyıl İstanbul'u bugün İstanbul'dan çok daha şehirli bir yerde. Bizde şehirliliği genelde trafikte sıkışmak falan ya da ne bileyim iki tane konsere gitmek olarak anlıyorlar ama aslında orası daha bir şey bir yerde. Bu karar verilmiş bir şey mi yoksa seçilmiş bir şey mi yani? Kadınlar evde kalalım ve bunları yapalım. Vallahi ben hiçbir ezilmenin sadece ezenle olmayacağını düşünüyorum. Nasıl false consciousness dediğimiz hani işçiler kendi çıkarın nerede olduğunu bilmiyor. Bugün de mesela sömürülen insanlar en çok kendilerini sömürenlere aşık oluyor. Tabii bunun öteki tarafında James C. Scott'ın bunun böyle olmadığını söyleyen Weapons of the Week'teki argümanı da vardı. O da diyor ki sizin zannettiğiniz gibi bu insanlar bu kadar mal değil yani. Onlar da seslerini çıkaramasalar da durumun farkındalar. İşte sabotajdı bilmem ne yaparak falan filan. Fakirler de ezilenler de tepkilerini koyuyor diyor. Bir tarafta bu var. Öteki tarafta da şu diyorlar. İşçi sınıfı yanıltarak Gramsci'nin kültürel hegemonya dediğimiz şeyi mesela gidip bankadan borç alarak ya da bankayı sorgulamayarak, finans dünyasını sorgulamayarak bu eşitsizlik sistemi sorgulamayarak falan aslında kendi sömürüsüne rıza gösteriyor diye. Bu genelde ırklar için de böyledir. Mesela ezen ırklarda ırkçılık vardır yani öyle kontrol ortaya çıkar. Bu köleler için de böyledir. Çok güzel bir örnek vereyim. Spartaküs istese köleleriyle Alp dağlarını aşıp Galya'ya gidebilirdi. Yapmadı. Çünkü köleliğe karşı değillerdi. Kendi köleliklerine karşılardı. Dönüp efendi olmaya çalıştılar. Hop hepsi öldü. Kölelikle ilgili çıkan isyanların büyük bir çoğunluğu tarih boyunca şu an kölelik kurumuna karşı değildir. Kadınlarla ilgili bu işbirliği de kadınların rızası olmasa, o kültürel dünyada kadınların isteği olmasa kabul görmezdi. Çünkü bunun faydası da var. 600 yıl geriye gitsek durumdan şikayet eder mi? O gün kadın olmanın avantajı yok mu sence? Kötü ya, bir şey mi yani evde kötü bir şeyinden değil şimdi. Şu çizgiyi keskin çekmek garip geliyor sadece. Savaşa gitmek isteyen bir kadın da olabilir mesela. Bunu arzu duyan, evde onu yapmak istemeyen. Bu bir prototipleştirme ya bir taraftan da. Evet ama zaten bu çok postmodern bir şey ya. Prototipleştiriyoruz çünkü prototipler var. Yani yapmak isteyeni cezalandırıyorsun ondan sonra. Ama zaten toplum çok fazla kişiden oluşuyor. Çok kompleks bir yapı üstünde şey yapınca ölüm her yerde kol gezince düzen ahenk çok nizamperestlik ahenge tapmak çok şeyse farkları cezalandırıyorsun. Tarihte farklı insanlar oturmuş toplumlarda cezalandırıyor. Sadece kadın için de geçerli değil bu. Bohem bir insan için de geçerli. Özellikle kriz anlarında işte etnik azınlıklara işte ne bileyim cinsel olarak değişik tercihleri olanlara ya da kendilerine eşleştirilmiş kadın, anne, baba, oğul, işte ne bileyim mümin rollerine soyunmayanlar cezalandırılır. Cadı olayı da öyledir. Cadılıkla ilgili de bölüm de yapmıştık. Nerede çıktı? Sen görünce bakma cadı gidin ha. Orada neydi? Kadın, başında erkek yok. Toplum büyük bir dini tedirginlik içinde. Aynı zamanda hızlı gelişen bir Avrupa var. Dünyayla tanışıyor. Bütün paranı oraya yükleniyor. Bütün paranı oraya yükleniyor. Bu kadının başında niye kimse yok? Yani rahatsız oluyor toplum. Ama kadınlar da bunu onaylıyor. Christine de Pizan'ı okuyun. Biz bunu okuturduk Georgetown'da. Christine de Pizan anneannemden feci yani. Kadın onu yapmalı, böyle yapmalı. Ama bak bunun da bir garantisi var. Bak bugün de aynı şey oluyor mesela. Diyelim kadının biri işte kocasına kahvaltı getiriyor. Atletli işte o kocasına kahvaltı getiriyor. Yükleniyor ama o kadın öyle istiyor demek ki. Ben bir şey diyemem yani. O gün de öyle. O günkü kadınların hepsi de niye biz savaşamıyoruz falan. Tarih, asker kaçaklarının tarihi de olduğu için böyle şeyler düşünmüyorlar. Kadının da güvenli bir yeri var. Bugün de aslında modern insan da aynı şeyi yaşıyor olabilir. Bir sürü insan gidiyor çalışmamayı tercih edebiliyor. O gün daha çoktur bu. Bugün çünkü kültürel hegemonyada kadınların birey olması, kamuya çıkması falan bunları çok önem veriyor. Hepimiz de öyle düşünüyoruz ama eski insanlar böyle düşünmüyorlardı. Farklı olan kadınların kaçabilecekleri birkaç yer var. Mesela manastırlara kaçıyorlardı kocalarından erkek kılığına girip. Kadınların yönettiği yerler de özellikle erkek kalmadığı zaman bu Crusader Kings oynayanlar da bilir. Male preference only var. Bir de kadın da geçebiliyor diye. Mesela Isabella Yekaterina ki Almandır yani Yekaterina. Bir de o kadar yanık ki kocasını öldürtmüş. Rus olan kocasını öldürtüp yerine geçiyor. Bir sürü sevgili falan filan oluyor. Yani değişen dönemlere göre şey var. Önemli olan burada hukuken titre alan olmayabilir. Mesela İmparator Çişi var. 19. yüzyılın sonunda Çin'de. Bizdeki Hürrem Sultan gibi ama resmen o şey değil. Zaten birçok çok yerleşince resmen padişah olan ya da resmen sultan olan böyle bibloya dönüşebiliyor. Yani bir yerde sistem oturunca saraydan çıkmayan böyle kartonet gibi oturan birine dönüşebiliyor. O zaman onun arkasındaki kadınlar. Hocam var ya bu Kızıl Ordu'da bir tane keskin nişancı kadın.
Adı neydi? İşte kadının adı yok, görüyorsun. Ya ulan bir de solcu olacaksınız yemin ediyorum. Bütün gün Kadıköy'de milleti polisi zorluyorsunuz. Yani savaşıyorlar aslında modern. Şimdi Kızılordu'da savaşıyorlar. Zaten öyle şeyler ilk başta çok egaliter olur. Sovyetlerin daha sonraki bakışta kadını gene anne rolüne hemen düşürmüştür. Ayrı konu da İspanya Savaşı'nda milisyenler var. Ama bunlar genelde çoğu zaman arka rollerde. Mesela sniperlık da öyle bir şey. Genelde arka şey. Taiping isyanında falan var. İşte Hindistan'da özel bir şey kuruyorlar. Birlik kuruyorlar kadınlar için falan filan. Bunlar modern dönemde yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Bugün de artık askerlik yapıyorlar falan. Bir problem yok. Ama eskiden üstüne koyuyorsun zırhı. Kaç ton zırh. Yani fiziksel şey azalınca bu mümkün. Dediğim gibi ilk göçebe toplumlarda falan filan yapabiliyorlardı. Çünkü orada dediğim gibi çok toplumsal baskı yoktu. Şimdi niye yapabiliyorlar? Gene toplumsal baskı biraz azaldı. Bir de teknolojik savaş ortaya çıktı. Ama bu Kızıl Ordu'daki şeydekilerin yani sayıları şeylere göre daha az. Özellikle sniper mesela çok mümkün. Videonun şey sniper'ın hikayesini biliyorsun değil mi? En çok adam öldüren sen. Sonradan Finlandiya'da savaş bakanlığı yapacak. Adam şu kadar bir şey ağzına kar koyuyormuş. Eskiden çok avlanırmış. 1.50 bir şey zaten böyle. Savaş bitmeden 2 hafta önce adamı bir vuruyorlar. Suratın yarısı yok. Onu da hemen şöyle koyalım. Bu yakışıklı. Hala bekar ilgilenirseniz. Biz de aslında idmanımızı yapmıştık ya, Half-Life'lar, Counter-Strike'lar. Ama evet, sen güzel Half-Life oynuyorsun. Evet. Çok severim. Okul uzatmışlığımız var Counter-Strike oynarken. Ya yürü git okulunuzda hep böyle. Okulumuz ne olsa okul uzatmış. Valla Eskişehir'e gidiyorduk izlemeyen orada. Apex'te internet kafe vardı arkadaşlar. Sahura kadar açıktı. Manyak gibi orada Counter-Strike oynadık. Hey gidi dünya. Ya rüyalarımıza girerdi. Arkadaşlar sınıfta kalmasının nedeni o değil. Tamamen hiç tarihten anlamamasıyla alakalı bir şey. Ama şey falan da var. Mesela eskiden de var. Bu Robert Giscard'ın karısı var. Çok meşhur. O mesela savaşlara katıldığını biliyor. Orta çağda özellikle çok var. Enrico Quattro diye bir oyunu vardı Prandelli'nin. Orada ismi geçen Canossalı Matilda, Adelheid, Lorenli Beatrice, Conchesli Isabel. Bunlara ben de bakmaz olarak. Çünkü kim olduklarını dediğim gibi ben de pek bilmiyorum. Bir tek bunlardan bir tanesi Prandello'da geçer. Onu Canossalı Matilda. Onu bilebilirsiniz. Dolayısıyla böyle çok fazla orta çağda da kadın savaşçı var. Şey hatırlarsan Bacian Rum diye de bir şey vardı hesapta Osman. Bunun olup olmadığını bilmiyoruz. Tam bulunamadı. Bu bir yerde yazıyor. Onu Bacian değil de Hacıyan diye okuyalım diyenler var falan. Bir yerde geçtiği için. Literatüre geçti. Devlet Ana'da var. Bu Karagöz Hacıvat'ı niye öldürdü? Ya da Hacıvat mı Karagöz öldürmüş? Neyse. Orada da var ama Osmanlılar'da böyle bir kadın savaşçı şey bilmiyoruz. Öz savunma diye bir şey yok mesela. Herkes savaşa gidiyor. Bu kadınlar evde. Saldırı olmuyor mu? Bak Amazonlar oradan çıktı işte. Amazonlar nerede yazıyor? Herodotus'ta yazıyor. Tamam mı? Bu işte sizin oralarda. Fatsa mı bilmiyorum. Ya, Fatsa. Fakat biz bu olup olmadığını bilmiyoruz. Sonra Ukrayna'da kurganlar bulundu. İçinde de kadınlar bulundu. Kadınların da yanında silahlar bulundu. Ama bu yetmez. Kadınların da silah olması bir şey ifade etmiyor. Çünkü denk gelmiş oluyor. Ama kadınların üstünde suratında başında yara da bulundu. Demek ki savaşmışlar. Teori şu, kocaları savaşmaya gidiyor. Bunlar da kendilerini savunuyorlar. Ama yani hani böyle bir şey var ve bu kadınların savaşmasına falan yok. Tam bunu soracak mı? Yani bunun için bile mi eğitmiyorlar kadınları mesela? Biz gidiyoruz 6 ay yokuz. Ya yani ne meraklıymışsın askere gitmeye kardeşim. Kardeşim git, benim yerime biri geldi o zaman. 21 gün Afyon'da mı? Burdur'da ben. Gidi ya, gitmiyorlar işte, götürmüyorlar. Ben ne yapayım ya? Ya bir balta atmayı bir şey öğretmiyorlar mı bu insanlara ya? Sevaptır. Kapıdan birisi girse kafasına çak geç. Savaştayız sonuçta. Kapıdan giren bir de senin askerin oluyor biliyor musun? Gerçekten. Evet, genelde öyle oluyor. Billeting diye bir şey var. En büyük köyler oradan çıkıyor. Ordu şimdi 50 bin kişi dolduruyorsun ya. Abi düşman ordusu gelse 10 yılda bir gelir. Seninki her sene sefere çıkıyor. Bunları köylere koyuyorlar. Özellikle Avrupa'da, Fransa'da falan güzel de bir kitap vardı. Bu Jeffrey Park'ın Spanish Road'unu okusunlar, orada görürler. İspanyollar orduları oraya koyuyor, buraya koyuyor. Bunları zorla besleyeceksin falan filan diyor. Hatta bu Peter Bruegel'in bir şeyi vardır. Tablosu orada görebilirsin. İşte askerler geliyor şey yapıyor falan. İlla savaşmak istiyorsan ne barbar bir insansın yani. Ya hayır abi, benim yerime, benim yerime askere gidebilirsin yani. Bence zaten kadınlar da askere gitmeli. Çünkü askerlik anca öyle kalkar memlekette yani. Yapacak bir şey yok. Çaçaronlukla. O da biliyorsun Kiyakiyaro neden geliyor söylemiş. Bence bu kadın hükümdar korkusu, bu Osmanlı'yı da kadınlar yıktı falan filan tantanası var ya, oradan geliyordur ya kesin bizde. Ya Osmanlı'yı kadınlar falan yıkmadı abi. Zaten bu nasıl bir imparatorluk? 1600'den 1900'e kadar yıkılmamış. Ya 300 yılda yıkabiliyorlarsa gelsinler benim yuvamı yıksınlar. 300 yıl sürecekse yani hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey değil. Zaten 1600'den sonra Osmanlı'da padişah kuklaya dönüşmüş durumda. Belli padişahlar hariç. 4. Murat hariç, o başarılı oluyor. 2. Mustafa deniyor kendi inisiyatif almayı. Zafer kazanamadığı için 2. Mustafa, 2. Osman onları iptal ediyorlar. Zaten yani 50 yaşında geçiyor, 3 sene kalıyor falan. Orada iş artık sisteme, bürokratlara kalmış. Şimdi kadınlar niye yönetemiyor? Kadınlar eğitim almıyormuş haremde. Padişahlar Harvard'a mı gidiyor? Ben bunu anlamadım yani. Bir de İngiltere'nin en bilindik hükümdarı Victoria değil mi abi? Ötekisinin Yekaterina Velika'ya değil mi? Catherine the Great, büyük Catherine, kocaman Catherine. Ondan sonra yani Isabella İspanya'da çok önemli değil mi? Ben anlamadım ki yani. Onlar yönetiyor da bizimkiler toprağında mı bir şey var? Niye bizimkiler yönetemiyor? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Maria Teresa önemsiz bir insan mı yani? Bunların hepsini biliyoruz. Bu arada kadın olup bilmediğimiz yok ya. Kadınlar az gelmiş ama kıymetini bilmiş. Kadın olup ismini bilmediğimiz yani yok, çok az oldukları için. Hepsi aslında önemli hükümdarlar.
yaparlar. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Yani kadınlar eğitim almıyordu. Padişah ne eğitim alıyordu? Hadi eskiden sancağa gidiyorlardı. Ama sancağa da gitmedi 16. sonundan sonra. Sancağa gitmiyor, evde oturuyor. Bütün gün böyle şeyde oluyor. Yani haremde ne eğitim görüyor olabilir ki ya? 19. yüzyılın sonunda Çinli olduğunu düşünün. Bir saray yapmış adamlar İstanbul kadar. O kadar zenginler. Sonra 50 yılda, 100 yılda bir takım sarışın tipler gelmişler. Sarışın tipler. Tokatlamışlar. Öyle bakıyor adam. Çin'i yönetmek için bir okula gidiyorsun, Hanlı Akademi. Orada Konfüçyüsçü Risale okuyorsun. 2500 önce yazılmış. Yani düşün, yönetme standardı bu. Yani eğitim bu, eğitim. Ama çağı yakalayamıyor. Osmanlı'daki eğitimde de çağı yakalayamıyor. Bunu işte İsmail Hüseyin... Reform yok. Ya ne kadar bütün tarih bilmeyenler ne reformu olacak? Dinde reform yok, dinde reform. Öyle bir şey değil bu ya. Arkadaşlar, bilmeyenlere Türkçe'de Rönesans reform laflarını yasaklamış. Humanizm, Rönesans, reform, skolastizm. Bunların hepsi yanlış kullanılıyor. Son derece kızıyorum. Önemli olan kafada reform yok. Bugün de hep aynı şey. Bugün de herkesin Twitter'da konuşmalarına bak, aynı şeyi görürsün. Biz genel olarak toplumsal bir kalite probleminden ve bir ekonomik üretkensizlikten battık. Hiçbir padişah batırmadı, Yeniçeri de batırmadı. Yeniçeri'sinden batıyorsa streslerin bilmem neleri, onlar da isyan ediyor Rusya'da. Birçok yerde parlamento var, birçok yerde darbeler oluyor, onlar da geri kalırdı. Dolayısıyla kadınlarla ilgili bir şey değil. Olay tarihi mizojenistik yazılması. Yani erkekler yazdığı için erkekler bakıyor, ya bunlar niye işe bulaşıyor hani gibi. Yani tarihi Fenerliler yazsa Galatasaraylılar batırmış olacak imparatorluğu. Çok hemen ben söyleyeyim. Ben direkt patlatırım. Zaten bir tane öyle film projemiz var. Fenerbahçe'yi Kurtuluş Savaşı ile eşleyen. Danışman da benim. Tarihi tarif edeceğim tek yer. Artık izlersiniz. Böyle çok beğendiğin, yönetimi çok iyiydi falan dediğin favori böyle gözde bir kadın hükümdar var mı? Yekaterina Velikaya. Çünkü kadın gibi yaşamış abi. Sevgililer, partiler bilmem ne. Bir de Jules Caesar'ın annesi. Hükümdar değil ama Aurelia bir tanedir. Oğlanı disiplinli yetiştirmiş. Tam bir şey. Kendi anneme benziyor bence. Aurelia bir başkadır. Hükümdar değil ama ha, sonu ne oldu Jules Caesar'ın? İnşallah sonumuz öyle olmaz. Olsun. Eda Gürkan'ı yine de buradan sevgilerimizi. Şimdi teşekkür ediyoruz efendim. Kadın hükümdarları da konuştuk bugün. Ve son programımız. Artık bitiriyoruz. Neden bitiriyoruz? İstersen sen anlat. Vallahi biraz yorulduk aslında. Belki bir ikinci sezon olacak. Ama şimdi biraz dinlenmemiz lazım. Yeni proje. Bir de bizim tabii başımızda bir Adem problemi var kronikten. Biz bir kitap için 1,5 yıldır çalışıyoruz üstünde. Dolayısıyla aramızdaki bıkkınlığı fark etmiş. Nerede otantik günler anlatayım? Canımcığım bilmem ne falan filan. Yani bir insanı her gün görmek istemiyorsunuz. Biraz ara vereceğiz. Başka projelerle de gelmek istiyoruz. O yüzden bitireceğiz. Çünkü çıldırmak üzereyim. Yani takta 5 gün dışarı çıkabiliyoruz. Hafta sonunu kullanamıyoruz. 9'dan sonrasını kullanamıyoruz. Okul var. Benim Avrupa Birliği projesi var. Efendim söyleyeyim İSAM'ın şeyleri var. Kitap yazıyoruz bilmem ne. Ben hiçbir iş yapmadığı için. Bu işten hepsini ben yapıyorum. 45 programdır konu yazıyorsun, soru yazıyorsun. Ellerine sağlık. Senin soruların yüzünden de beni linç ediyorlar. Allah da inşallah. Evet, onu da şey yapalım. Aslında program arasındaki bir fark, belki kurguda bir fark olmuş olabilir. Aslında soruları da genelde ben veriyorum. Belki bir gay kısımları hariç. Hani soru soramıyor dediğiniz, benim soru kalitem de düşmeye başlamış olabilir. Ama bir program hazırlamak hakikaten çok zor. 2 tane dışarıya yaptık. 32 tane flu'da yaptık. 10 tane burada yaptık. 2 tane şey, 42 tane konulu bölüm, 2 tane canlı yayın yaptık. Hani bunların içinde 15 tanesi falan ben biliyordum zaten. Diğerleriyle ilgili çalışmak zorunda kalıyorsun. Ve tabii 15 gün içinde 3-4 kitap şey, 4-5 gün hazırlanması sürüyor. Çekmesi bilmem ne. Ben hakikaten bittim. Lütfen bu programı bitirin yazmış. Mesela bu YouTube'un şöyle bir dinamiği var ya, o da enteresan. Ya biz bitirmesek de sen açmasan mı mesela? Evet evet, o çok garip bir şey. Bu formatın içinde çok zor bölümler de çektik. Beni çok yoran ve çok iyi de olduğunu düşündüm. Bizans, Orta Çağ, ondan sonra 6. bölüm falan. Dolayısıyla çok yoruldum. Biraz dinlenmem lazım. Kimse 15 günde bir şey yapmıyor. Her gün herkes çıkıyor Anayasa Mahkemesi, Merkez Bankası. Bu videolara bir şey yok. Biz Bizans diyoruz. Yok öyle olmamış, bilmem ne olmamış, niye bilmem ne. Dolayısıyla biraz yoruldum. Hem de biraz birbirimizi görmeyelim diye. Kesinlikle. Bence harika. Daha demin çocuğa söylüyordun, gel kahvaltı edelim bilmem ne diye. Elimi çocuklarından çek. Onlarla senin ne alakan var? Ben onları ben yaptım sen mesela. Ya. Ne demek o ya? Seni görmek istiyorum, onları görmek istiyorum. Bogomiller'in son bir mesajın var mı acaba? Evet. Ben akademiye birey olabilmek için girdim. Yani kendim gibi olabilmek için girdim. Çünkü biraz değişik şeyler söylemeyi seviyorum. Fakat fark ettim ki sonra akademide kendin olamıyormuşsun hiç. Son 2 yıllık süreçte benim kendim olmama çok yardım ettiler. Çok teşekkür ederim. Onlarla birlikte ben çok şey öğrendim. Bugün 2 sene sonunda bazen benim altımıza yazılan yorumlara, sorulan sorulara bakıyorum. Çok ben severek yaptım. Çok teşekkürler. Beni otonomlaştırarak bu vasat şeyinden biraz çıkardılar. Dolayısıyla biraz daha fazla insana ulaşmamı sağladılar. Çok eğlendiğim bir süreç oldu. Bundan sonra da gene etrafta olacağım. Şey yapmasınlar. Ego zehirlenmesi yaşıyor falan diyorlar arkandan. İşte çok değiştiniz. Çok ne minnoş bir adamdı. Öfke küpüne döndü. Zaten yakışıklı dediklerinde yok değilim de demiyor gibi yorumlar var. Bunlara ne diyorsun? Abi şimdi insan 38 yaşına kadar hiç demediğim bir şey 38 yaşına dersen onu alır cebine koyar. 2. Ego zehirlenmiştir tabii. Ben egosuz bir adam olduğunu söylemedim ki zaten hiçbir zaman. Egosuz adam gidip abi bilmem kaç tane dönemde her sene kitap yazıp oradan buraya gitmez. Yani egosuz adam üretemez. Ego kötü bir şey de değildir. O zehirli
kısmında dediğim gibi insanlar taktı. Ben onlara şey yapamam. Hani dedim ki aidata toplamadığımız için. Yani bu hesap sorman gereken vergiyi verdiğin adam. Bana değil yani. İkincisi değiştim kısmına inanmıyorum. Ben aynı adamım. Aynı yerde aynı insanlarla. Benim çevremde gördüğünüz insanların büyük bir sorunu. 20 senedir ben de işte dediğim gibi sınıf arkadaşlarım da çoğu. Yani onlara da mesajım. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Emmy from the block. Çocuklar hiç zaman şey yapmayın. Evet arkadaşlar, bu programda Zeynep'i gördünüz. Tam 32 program önce Zeynep vardı. 32 program önce başka bir şey daha vardı. Benim muhteşem numaram. Onunla kapatmak istiyorum bütün bu sezonu. Ya kapatın ya. Şu kamerayı kapatın arkadaşlar. Kayıttan çıkalım.